Kurumlar vergisinin, yani o büyük büyük şirketlerimizin kurumlar vergisinin oranı %9'dur. Geri kalanı büyük ölçüde ücretli kesimin KDV ve ÖTV olarak ödediği dolaylı vergilerdir. Bunun oranı da %55, %56'nın altına düşmez. Şimdi gelir dağılımındaki tablonun tam tersini burada yaşıyoruz. %5-6'sını alan milli gelirin büyük halk kitleleri verginin dolaylı vergiler üzerinden %56'sını karşılıyor. Orada gelirin yarısını, %50'sini alan zenginler ancak %9'unu karşılıyorlar kurumlar vergisi olarak. Demek ki külfette de eşit değiliz, nimet paylaşımında eşit değiliz. Bunu gerçekten düzeltmek için herkes elini taşın altına koysun dediğinizde o gelirimizin %50'sini alanların %50 külfeti üstlenmeleri lazım. Onların ödediği vergilerle devlet %5, %6 gelire sahip olan yoksul ve orta sınıf halka hizmet götürmesi lazım. Sosyal harcamalar yoluyla hizmet götürmesi lazım. Çünkü anayasamız diyor, az önce okudum, anayasanın 173. maddesi şöyle der. Herkes kamu harcamalarını karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Demek ki bu anayasa ilkesi uygulanmıyor. Mali gücüne göre Fikret abi, herkes kamu kaynaklarının karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemek göre durumundadır. Değil mükellefler. Peki şimdi böyle şöyle, o zaman ödemediğimiz hesap şu oluyor değil mi söyle. Fikret abi? Hesap şu oluyor. Mesela 7 bin 8 bin lira maaşı olan bir kişi 1 litre akaryakıta ne kadar ödüyor? Akaryakıt şu anda 15 lira olduğuna göre bunun nereden bakarsanız 3'te 2'si vergi diye hatırlıyorum. Yanlışım da Tabii. olabilir. Diyelim ki 9 liralık vergi ödüyor. 7 bin lira geliri olan kişi de o 1 litre akaryakıta 9 lira vergi ediyor. Cengiz İnşaat'ın sahibi de 1 litre akaryakıta 9 lira vergi ediyor. Aynı miktar veriyor. Oysa Cengiz İnşaat ihaleleri alıyor, beşli müteahhit ihaleleri alıyor. Yetmiyor, ses tapelerine konuşmaları katılıyor milletin nokta nokta diye. Ne dediyse yapıyor. Ama biz hepimiz aynı gemideyiz. Buyurun Fikret abi, devam edin lütfen. Onunla da bitmiyor şimdi Gökmen. Bir de külfetin hafifletilmesi uygulaması var Türkiye'de. Külfetin hafifletilmesi. Yine anayasanın 73. maddesine göre kanunla alt ve üst sınırı belirlenmiş vergi oranlarını artırmaya veya eksiltmeye, muafiyet veya istisnaları belirleme konusunda yetki Bakanlar Kurulu'na verilebilir diyor. Yani yürütme organına. Bugünkü sistemimizde yürütme organı sadece Sayın Cumhurbaşkanı'ndan oluşuyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da zaman zaman bu külfetleri hafifletiyor. Bu şirketlerin vergilerini affedebiliyor. Yani bu saydığınız şirketlerin vergilerini af getirebiliyor. Onların külfetini vergi ödeme konusunda da azaltıyor. Zaten gelirin çoğunu onlar alıyorlar. Çok az vergi ödüyorlar. Ödedikleri vergiyi bir de Sayın Cumhurbaşkanı affediyor. Bunun bir sürü örneği var. 20 defa, 30 defa böyle vergi afları çıkardığında bu anayasanın bu maddesine dayanarak gördük. Halkın ödediği vergileri de habire artırıyorlar. KDV artıyor, ÖTV artıyor. İşte bakın otomotiv sanayini bir araba almanız için devlete iki araba parası ödemeniz gerekiyor vatandaş olarak. Bu kadar dengesiz bir vergi sistemi, bu kadar adil olmaktan uzak bir gelir dağılımı olduğu sürece bu nimet külfet dengesi kurulamaz Türkiye'de. Bunun için temel politikaların topyekün değiştirilmesi lazım. Gerçekten gelir dağılımının adaletli hale getirilmesi lazım. Vergi adaletinin sağlanması lazım. Dünyanın geliri en bozuk ülkelerinin başlarında Türkiye geliyor. Evet. İşte iktisatçılar bilir, gelir dağılımı oranını ölçmek için Gini oranı diye bir oran vardır. Gelir dağılımını gösteren. Yani bir kare düşünün, ortasından çapraz bir çizgi çizin, sol alt köşeden sağ üst köşeye. Eğer gelir dağılımı o çizgi üzerinde gidiyorsa ideal gelir dağılımıdır. Ama o çizgiden ne kadar uzaklaşıp bombeleşiliyorsa o kadar bozuktur. Türkiye o çizgiden çok uzak bir yelken gibi bir altta şişkinlik yaratır. Bu gelir dağılımının çok bozuk olduğunu gösterir Gini oranına göre. Bu bilim insanlarının her yıl ortaya koydukları bir veridir. Yani Peki. bu gelir dağılımı, vergi adaletsizliğiyle biz nimet külfet dengesini kuramayız. Peki. Buyurun Selmi.
Yani birkaç şey daha söylemek gereği hissediyorum. Yani bu aynı gemideyiz şeyi. Şöyle bu konuya bir de 23'te gireceğiz ama haberiniz olsun. Yani çünkü Turan Çömez'in de... Tamam abi, yok şu unutmadan. Çünkü halkın en fazla gündemini işgal eden, en fazla sıkıntısını çektiği husus bu. Ya ve bütün karşımızda bütün bu sürecin müsebbibi olup hem siyaseten hem ahlaken hem hukuken bunun sorumluluğunu taşıması gerekirken büyük bir pişkinlikle kendisini böyle teflon tava gibi hiçbir mesuliyet ve sorumluluk almadan kendisinin dışındaki bir takım böyle yerlere bir takım gerekçelerle işte sorumluluğunu atmaya çalışan bir iktidar var. Daha dün eski başbakan bir kanalda efendim bu yaşadığımız pahalılığın sebebinin kuraklık olduğunu örneğin söyledi. Şimdi bakın hiç ben Cumhuriyet tarihi boyunca yaşımda bayağı bir süresine müsait. Hiç böyle derinleşmiş bir yoksulluğun bu kadar keyfi bir yönetimin getirdiği, bu kadar çürümüş bir devlet örgütlenmesinin olduğu, bu bozulmanın bu boyutlarda yaşandığı bir dönem hatırlamıyorum. Dolayısıyla aynı gemide falan biz değiliz. Onların dediğim gibi onların gemileri başka, bizim gemilerimiz başka. Biz derken milletten bahsediyorum. Yani yarınını nasıl geçireceğini düşünen, çocuğuna nasıl bir gelecek vereceği hususunda endişe duyan, oğluna kızına okula giderken harçlık bile verememenin utancını yaşayan, 2500 lira aylıkla işte asgari ücretle bütün bu faturaları nasıl karşılayabileceği hususunda derin endişe duyan, ya intihar eden, hastalanan, hayatı kararan insanlardan bahsediyorum. Eğer biz bir gemideysek sadece bandırma gemisindeyiz. Evet, bu millet bugünkü durumda 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkarak adeta bu milleti içinde bulunduğu fakr-ı zaruretten kurtaran, o süreci götüren bandırma vapurundayız. Eğer bizi bir gemiye bindirecekseniz tercihimiz bandırma vapurudur. Sizin transatlantikleriniz, sizin kuru yük gemileriniz, sizin gemicikleriniz, sizin gemi ağlarınız değildir. Bu millet onlar bilmez, onlardan uzak, ama bu milletin genlerinde bandırma vapuruna binmek var. Bu millet bandırma vapurunu hücrelerinde biliyor. Çünkü bir sene sonra kutlayacağımız Cumhuriyet'in 100 sene önce temelleri o vapurda atıldı. O vapurdu bu milleti esaretten, ekonomik prangalardan, kapitülasyonlardan, emperyalistlerin çizmelerinden kurtaran o gemiydi. O vapurdu. Bugün gerekirse bütün millet biz tekrar o vapura bineriz. Biz tekrar o vapurla yola çıkarız. Tekrar sıfırdan, tekrar kendimizi o günkü asr-ı saadete getiririz. O günleri yeniden kurarız. Yeniden devletimizi, yeniden aydınlık yarınları, yeniden vatandaş olacağımız, özgür bireyler olacağımız Türkiye'yi inşa ederiz. Onun için o vapura bineriz, ondan da inmeyiz. Aynı gemideysek sadece o gemi için kabul ederiz. Bunu böyle bilsinler. Bizim sizin gemilerinizle, sizin yollarınızla, sizin o alengirli işlerinizle suistimale bulaşmış, efendim işte o ekonomik kaynakları ona buna peşkeş çekip anayasa, hukuk tanımayan bir de üstenci kibirle insanlara bunlara katlanacaksınız şeklindeki beyanlarınızın yaşatılacağı o gemilerinizde biz yokuz. Evet. Biz bir gemideysek bandırma vapurundayız. Biz. Manşeti bu şekilde veriyorsunuz efendim. Şimdi bunları daha konuşacağız sayın seyirciler. 23'te çünkü Turan Çömez'le de bunu konuşacağız. Çünkü Turan Çömez özellikle o az önce sergilediğimiz alkış sahnesini adeta, yani o alkış manzarasını adeta bu iktidarın gidici olduğunun işaretlerinden biri olarak yorumladı Turan Çömez. Alkış bile böyle nazla, talimatla, korkuyla geliyorsa gidicidir dedi. Tükenmişliğinin göstergesi. Tabii, evet. Kesinlikle. Şimdi bunu konuşacağız o dilimde. AKP içerisindeki çatlağı da konuşacağız. Çok ilginç şeyler oluyor. Nasıl kaynıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içi konuşacağız sayın seyirciler, ama ya şu şeye bir bakalım. Tarkan'ın. Bakabiliyor evet, muyuz? Evet.
Bir bakalım ya, sonuçta herkes merak içerisinde. Öyle. Geçecek demiyor, geçecek diyor. Nakaratını izliyor. Yeni şarkısı. Hepsini veremeyiz sayın seyirciler. Sadece bir nakarat bölümünü bir izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Geçecek, geçecek, elbet bu da geçecek. Gör bak umudun gününü güneşecek. Oh oh, zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Geçecek, geçecek, geldiği gibi geçecek. Her şeyin sonu var, bu çile de bitecek. Oh oh, zilleri takıp oynayacağız o zaman. O çiçekten günler çok yakın inan. Şimdi geçecek, ne geçecek? Neyi diyor Tarkan, ne geçecek diyor.